Sevgili seyirciler, bu mübarek ayın dördüncü iftar akşamında yine Olay TV ekranlarından siz değerli seyircilerimize beraberiz. Efendim, bu ekranlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam yine çok değerli iki konuğum var. Öğrencilik yıllarından ağabeyim, dostum, emekli öğretmen Ahmet Bayar. Yine genç meslektaşım, kardeşim Ebu İshak Camii İmam Hatibi Hafız Cavit Şencan'la beraber bu akşam bu programı icra edeceğiz inşallah. Ben her iki konuğuma da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Diyor. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşam sohbet kısmında Ahmet Bayar hocamla Cibril hadisini konuşacağız. İslam'ın beş temel esasını içinde bulunduran Cibril hadisi nedir? Neleri anlatır? Bize ne mesajlar verir? Bu akşam bunları öğrenmeye çalışacağız inşallah değerli hocamdan. Sayın hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, hemen Cibril hadisi nedir? Bize evet. Bunu bir açıklayın, ondan sonra girelim bakalım konuya. Efendim, buyurun. Teşekkür ediyorum her şeyden önce bu imkanı bize verdiğiniz için. Tüm izleyicilere de selamlar ediyorum. Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun diyorum. Cibril hadisi çok önemli bir hadistir. Hadis tarihinde, hadis külliyatında. Bu konuda efendim doktoralar yapılmış, kitaplar yazılmış, müstakil olarak ilmi çalışmalar yapılmış. Hadislerin anası unvanı verilmiş bu Cibril hadisine. Cibril hadisi şöyle anlatayım ben. Hazreti Ömer Efendimiz, başka rivayetleri de var değişik, tüm hadis kitaplarında, bütün sahih hadis kitaplarında var olan bir hadistir bu. Yani insanların kafasını karıştıracak bilgiler yerine imanımızla ilgili, İslam'la ilgili, dinimizle ilgili temel malumatı veren bir hadis-i şerif seçilmiş olmasından dolayı güzel isabet oldu diye düşünüyorum. Hazreti Ömer Efendimiz, Allah kendisinden razı olsun, diyor ki bir gün biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında, onun etrafında toplanmışız efendim, gül goncası ağzına böyle dikkatle bakıyor, ne söylediklerini canı gönülden dinliyor, öğreniyorduk diyor. Birden hiçbirimizin tanımadığı simsiyah sakalı, bembeyaz elbisesi, tertemiz nasiyesi, pırıl pırıl bir insan geldi içeri ve bizden müsaade istedi. Aramızdan Resulullah aleyhissalatü vesselamın dizinin dibine kadar geldi. Diz dize oturdu, oldular. Diz dize oldular. Evet. Efendimizin hemen dizlerine değdirdi. Ellerini uyluklarının üstüne, dizlerinin evet. üstüne koydu diyor. Üzerinde hiçbir yolculuk eseri olmayan, kimsenin tanımadığı bu insanın... Yani yolcu olsa evet, biraz yorgun, bir bitkin görünür evet, ama dipdiri capcanlı gayet, bir adam. Gayet rahat bir şekilde. Ama biz hiçbirimiz tanımıyoruz tabii. Efendim bundan dolayı taaccüp ediyoruz. Dedi ki diyor, biz kulak kesildik. Dikkatle bakıyoruz. Dedi ki diyor, ya Resulallah, mel İslam. Hocam, bu ayrıntıya girmeden evvel bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada Cebrail Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Niye ashabının yanında? Yani ashabıyla birlikteyken, evet. baş başayken, yüz yüzeyken, yalnızken bunu yapabilirdi. Yani bu bunun sebebi, hikmeti nedir? Yani bir eğitim midir, nedir yani? Tabii ki eğitim metodudur ve insanları esas sonunda, hadisin sonunda bu Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından dile getiriliyor. Maksadı bu onun dikkatle öğretmek, insanlara dinini, imanını öğretmek. İlk önce ben İslam diye başladım ama o zat diyor ki mel iman, iman nedir diyor. İman. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim bildiğimiz Amentü'deki altı esası açıklıyor. Halkımız, neslimiz bunu çocuk yaştan itibaren hepimiz biliriz. İman, Allah'a inanman, peygamberine, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, öldükten sonra dirilmeye yani ahirete
ve hayrın ve şerrin yaratıcısının Allah olduğuna inanmandır diyor. O zat sadakta ya Resulallah diyor. Doğru söyledin. Doğru söylediniz. Efendim, bunun üzerine ikinci bir soruyu soruyor. Biz şaşırdık diyor. Yani adam hem soruyor hem de doğru söyledin diye tasdik ediyor. Evet. Sanki öğretmenin öğrencisine soru sorup da arkasından tasdik ettiği gibi. İyi söyledin, doğru söyledin dediği gibi. Evet. İkinci soru olarak da mel İslam diyor. İslam nedir diyor soru. İslam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine bizim bildiğimiz çocuklarımıza temelde öğrettiğimiz İslam'ın 5 şartı olan hadis-i şerifi dile getiriyor. Bünyel İslam, şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ila nihaya. Evet. İslam kelime-i şehadet getirmek, Allah'tan başka ilah olmadığına inanmandır diyor. Onu tasdik etmen. Ondan sonra namaz kılman ikincisi. Oruç tutman üçüncüsü, zekat vermen dördüncüsü, beşincisi de hac vazifesi. Evet. Yani evet. İslam şunu anlıyoruz, 5 temel esas üzerine evet. kurulmuş. İslam'ın 5 temel esas üzerine kurulduğunu anlatan hadisi şeriflerden birisidir bu. Evet. Efendim. Tabii bu konuda biraz daha söz etmek isterim. Şeyi bitireyim, ondan sonra hadisi mana olarak bitireyim müsaade buyurursanız. Estağfurullah. Ondan sonra o zat yine sadakta doğru söyledin diyor. Ne oldu? İman birincisi, ikinci soru İslam'dı. Üçüncü soru fevkalade önemli bir soru soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, mel ihsanu, ihsan nedir? Evet. Efendimiz, ihsan izleyenlerimizin anlaması bakımından söyleyivereyim. İhsan, Allah rızası için karşılıksız iyilik yapmaktır. Bizim dilimizde bu böyledir. Lügat, sözlük karşılığı böyle. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona ayrı bir mana yüklüyor. El ihsanu en ta'budallaha ke enneke terahu. Fe illem tekun terahu fe innehu yarake. Türkçesi şöyle. İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kullukta bulunmaktır. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. Evet. Ben derim ki bu akşamın kulakta küpe olacak sözü bu olsa gerek. Elbette. İnsan Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a kullukta bulunursa kötülük işlemez. Allah'a her yerde beni görüyor diye düşünür. Kendisini çekip çevirir. Allah'ın haramlarından uzak durur. Allah'ın yasaklarına elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, uzuvlarını uzatmaz. Efendim, çeki düzen. Dolayısıyla kalbinden geçenlere bile sahip olma gayreti içerisinde olur. Doğrusu da budur. Biz Allah'ı görmesek de Allah bizi görmüyor mu? Kameralar var. Kamera var. Şu kameralar anda kameralar var. Bizi çektiği gibi. Efendim buraya çıkmadan önce kendimize bir çeki düzen verelim diye şöyle bir şeyden tabii, geçtik değil tabii, mi? Tabii bir kontrolden ya. Geçtik. Evet. Canlı yayına çıkacağız diye. Sevgili seyircilerimizin önüne. Evet sevgili seyircilerimizin şeyle edeple evet. çıkalım. Efendim aykırı şey çirkin gözükmeyeyim. Kapatta söyleyecek gerekirse gözükmeyelim diye. Ama şunu hatırımızdan çıkarmamak lazım Sayın Hocam. 24 saat iki omuzumuzdaki iki melek tarafından kameraya kaydediliyoruz. Bütün yetmiyor, hareketlerimiz yetmiyor. Kaydediliyor. Bir de yazılıyoruz. Bir de yazılıyor evet. üstelik ya. Bunlar fevkalade önemli evet, şeyler. Evet, hocam, 24 saat. Şurada azıcık imanı olan, Allah'a inanan, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i canı gönülden tasdik eden, kabul eden, onun ümmetliğine efendim razı olmuş bir Müslüman, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmaması lazım. Allah'ın nehilerinden uzak durması lazım. Efendim bu dünyanın geçici bir dünya, imtihan dünyası olduğunu, efendim esas hayatın ahiret hayatı olduğunu, dünyanın ahiretin ekeneği, tarlası olduğunu, buradaki hayatımızın efendim iyileriyle, kötüleriyle ahirette
hesaba çekileceğimizi aklımızdan çıkarmamak lazımdır. Biraz uzunca oldu galiba ama bu önemli olduğu için söylemek arzusunda bulundum. Sonra o zat ihsanı Resulullah aleyhissalatü vesselam tekrar etmek istiyorum. İhsan Allah'ı görüyor musun gibi efendim ona kullukta bulunmandır diyor. Hı hı. Kul, ibadet, ubudiyet ikisi aynı köktendir. İbadetler ubudiyeti sağlamak için yapılır. Ubudiyet kulluk demektir. Hı hı. İbadet Allah'a, Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaptığımız bir şeydir, durumdur. Ramazan orucunu tutuyoruz şimdi, bir ibadettir. Hı hı. Namaz bir ibadettir, zekat bir ibadettir, hac bir ibadettir. Bu ibadetler gönlümüze yerleştirilen imanımızın takviyesi, kuvvetlendirilmesi içindir. Meyvesini vermesi içindir. Evet. O da hem dünyada mutluluk, saadet, huzur, hem de ahirette ebedi cenneti, ebedi Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmek içindir. Bundan sonra o zat diyor ki, sadakta ya Resulallah. Evet, doğru söyledin. Doğru söylediniz. Diyor. Doğru söyledin. Onun üzerine bir soru daha soruyor. Metessa'a diyor. Kıyamet ne zaman diyor. Hmm. Kıyamet ne zaman kopacak demektir. Resulullah Efendimiz öyle güzel cevap veriyor ki buna, mel mes'ulu anha bi a'leme mine sa'ili. Ne kadar edebi bir ifade biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a yakışan bir ifade. Evet, evet. Bu konuda soran efendim, sorulan sorandan daha fazla bilgiye sahip değil yani. Demektir. Bu ne demek? Yani siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum demektir. Evet. Ne biliyorsanız. Peki diyor, alametlerinden sayın. Ki bunun diyor alametlerinden. Onun üzerine o zat Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona şöyle söylüyor cevap olarak. Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve görkemli binalarda dolaşıp binalar yapmak suretiyle birbirleriyle yarıştıklarını görmendir diyor. Efendim, yani kıyamet alametleri olarak bunlar sayılıyor. Hocam, anneler, evet. Şimdi kıyamet alametlerine geçmeden evvel, şimdi bu hadisin yukarıda sayıldığı şekliyle mesela bu ibadet, ubudiyetten bahsettik. Bu ibadetleri yapacak olanlar kimdir? Müslümanlardır. Evet. Mümin kimdir? Müslüman kimdir? İsterseniz oraya da bir girelim. O konuyla alakalı evet, da bir... Efendim hemen aktarayım, soruya cevap vereyim. Mümin kimdir? Şimdi arzu ederseniz Sayın Hocam bu hadisi tamamlayayım ondan peki, sonra. Peki buyurun. Ben tabii bu hadisin evet, üst taraflarda geçtiği için... Üst tarafa onu... tekrar geçeceğim. Heh. O konuyla ilgili bir şey yapacağım. Bilgiler aktarmaya çalışacağım inşallah. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumu anlattıktan sonra o zat kalkıyor gidiyor. Onun üzerine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Efendimiz'e, biz hepimiz diyor ortada kala kaldık diyor böylece. Dedi ki diyor, ey Ömer. Kim bu cüretkar adam? Ey Ömer dedi diyor. Evet. O soru soran kimdi biliyor musun diyor. Onlar tabi demezlermiş hemen böyle biliyoruz bilmiyoruz diye atlamazlarmış. Diyor ki Allahu ve Resulühü alem. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Onun üzerine Efendimiz buyuruyor ki o Cebrail'di, size dininizi öğretmek için geldi diyor. Evet, bir eğitim. Evet, bir eğitim. Değil mi? Tam eğitimle ilgili bir hadistir. Evet. Bu tabii çok geniş geniş anlatılabilir. Evet. Şimdi o müminle iman eden kişilere mümin diyoruz. İman Allah'ın varlığına, birliğine ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna inanmak. Bunu kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmek demektir. Mümin de efendim bunu yapan kişidir. Allah'a, Resulüne, yukarıda söylenen Amentü'deki 6 esasa inanan, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanan kişilere
mümin denir. İnancının gereğini yerine getiren. Ve inancının yerine gereğini yerine getirene. Evet. Getiren ne kadar güzel. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyi açık ve gizli olarak kabul eden Allah'a itaat edip emirlerine boyun eğen kişiye Müslüman demiş. Yani inandığını yaşayandır Müslüman. Evet. İnandığı gönülde olanlara mümin diyoruz. Evet. Küçük bir nüans farkı var. Elbette. Bu iki kelime birbiri yerine de kullanılmış. Hocam şimdi yani, şu geldi aklıma. Evet. Şimdi ben yıllar evvel bir sohbetimde şöyle bir şey gelmişti aklıma. Orada zikrettim bunu, bir daha da unutmadım. Şimdi iman eden kimseyi iman müessesesini bir daireye benzetirsek, evet, iman eden kimse yörüngeye girmiş demektir. O daireden, o çizginin etrafında dönmeye başlıyor. Bazen içeri giriyor, bazen dışında kalıyor. Evet. Bazen içeri, bazen dışında. Eğer Azrail o çizginin dışında yakalayıverirse Allah muhafaza, evet, gitti. Heh, yörüngeye girip, evet, amellerle Müslüman ifadesi vardı ya az evvel Allah Resulü. İhsan. İhsan. Heh. Evet. Amellerle onu takviye ederek merkeze doğru kayıp o çizginin dışına çıkmaktan daha, evet, aşağı doğru, merkeze doğru inmek. Güzel bir ifade. Evet, evet. Ben bu benzetme, evet, çok hoşuma gider. Güzel, güzel bir, evet, benzetme. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Evet, iman dairesinin içinde yakalanmaya, Azrail'e, evet, iman dairesinin içinde yakalanmaya. Bunu da amellerle sağlarız değil mi ya? Yani? Bu da amellerle olur. Bir de اِدْمَنُوا لِي سِتَّنْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَدْمَنُوا لَكُمُ الْجَنَّةِ diye bir hadis-i şerifi var Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu altı uzvunuza diyor dikkat edin, bunları yerinde kullanacağına dair cennete bana söz verin, ben size cenneti garanti edeyim diyor. Evet, evet. Bu da çok önemli yani. Elbette. Ağızdan çıkan söz, göz, kulak, bunlar da iyi muhafaza edilmeli. Elbette. Evet, ihsanı iyi kavrayan insan efendim bunlara da sahip çıkar. İslam, şimdi arzu ederseniz ben şey yapmak isterim. Buyurun, İslam'la buyurun. İlgili malum Ali İmran suresinde bir ayet-i kerimede İslam şöyle anlatılıyor. Efendim Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri tarafından Bismillah innet dine indallahil İslam. Ne demek, evet, bu? Allah katında tek din İslam'dır. Yine İslam hayat nizamıdır aynı zamanda. Hayat sistemidir. Yaşantımızı içine koyacağımız bir kaptır yani. Evet. Efendim yine aynı surenin 85. ayeti kerimesi. Bu 19. ayeti kerimeydi. 85. ayeti kerimesinde de Bismillah ve men yebtegi gayrel İslami dinen falan yukbele min ve huve fil ahireti minel hasirin sadakallahu lazim. Orada da şöyle deniliyor. Kim İslam'dan başka bir hayat sistemi, bir hayat nizamı ararsa, İslam'dan başka bir din ararsa o ve huve fil ahireti minel hasirin, o kendisinden kabul edilmediği gibi ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Efendim Cenab-ı Hak tüm insanlığı İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Bismillah. Fıtratallahilleti fataran nase aleyha la tebdile li halkillah. Efendim. Allah insanı İslam fıtrat bir nevi proje. İslam projesine göre yaratmıştır. Projeye göre yapılmayan bina kısa sürede yıkılır ve huzur vermez. Hedefe ulaştırmaz insanı. O projeye göre yaşayan insan dünyada da huzurlu olur, ahirette de huzurlu olur. Bu küçük yaştan itibaren nesillerimize öğretilmeli. Kendimiz nerede yakalarsak orada bu projeye kendimizi uydurma gayreti içerisinde olmalıyız. Şimdi burada ibadetlerden... Hocam bir dakika sonra bir ara vermemiz gerekecek. Bir BTR'miz var. Tamam. Ona göre toparlayalım. Tamam inşallah. Ben şöyle söyleyeyim. Biraz dağınık konuşuyorum. Estağfurullah. Ama şeyin dışına çıkmadan şey yapmak istiyorum. Bu Cibril hadisinin BTR'den sonra şu bu hadiste geçen şeyler üzerine birer küçük açıklamalar yapmak istiyorum. Hı hı. Şimdi
İslam bir manada teslimiyettir. Elbette. Rabbimize teslim olmaktır. Ve yeryüzündeki tüm insanlar İslam'a inanmak zorundadır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir zaman nebisi, son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar gelecek tüm insanların peygamberidir. Evet. Bu peygamberimize inanan insanlara efendim ümmet diyoruz, ümmet. Efendim şeye de ötekilere de inanmaya efendim amade, inanması ümmeti davet diyoruz bir kısmına. Onlara da inanmaya amade olan insanlara da ümmeti davet diyoruz. Evet. Efendim. Ben burada isterseniz tamamlayayım. Evet. Hocam burada keselim, bir veteremiz var. Tamam. Bursa'nın mekanları, mabetleri, şahsiyetleri, tarihi şahsiyetleri. Evet. Bunları tanıtıyoruz programımız içerisinde. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Böyle bir evet. Tanıtım var. Evet. Biz bu akşam peygamber aşığı Ulu Cami'nin ilk imamı, Bursa'nın önemli şahsiyetlerden bir tanesi Süleyman Çelebi'yi bu akşam tanıtıyoruz efendim. Süleyman Çelebi'yi bize sanat tarihi hocası Doktor Doğan Yavaş hocamız anlatacak. Ona dikkatlice kulak verelim. Süleyman Çelebi kimmiş? Bizim için nasıl bir değer taşıyor? Buyurun. Mefhar-ı mevcudat Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa ra salavat. Allah adın zikredelim evvela, vacip oldu cümle işte her kula. Allah adın her kim evvel ana, her işi asanede Allah ana. Allah adın olsa her işin önü, hergiz ebter olmaya anın sonu. Sevgili seyirciler, bu okuduğum dizelerden anladınız. Şu anda Mevlid-i Şerif Nazım'ı merhum Süleyman Çelebi Hazretleri'nin makamındayız. Literatürde Vesile-tün Necat diye geçer ama halk arasında Mevlid diye meşhur olmuş ve bütün İslam aleminde Mevlid-i Şerif diye okunur olmuştur. Süleyman Çelebi Hazretleri Yıldırım Bayezid döneminde yaşamış bir alim zattır ve şair Ahmet Paşa'nın da oğludur. Dolayısıyla iyi bir eğitim almış ve Yıldırım Bayezid'in divan imamı olmuş. Daha sonra da Ulu Cami inşa edilince orada imamlık vazifesine atanmıştır. Uzun yıllar bu görevde kalmış ve bir gün Ulu Cami'de vaaz veren vaizlerden bir tanesinin konuşmasında Peygamber Efendimiz'e hak ettiği değeri vermediğini görünce çok üzülmüş ve toplam 732 beyitten oluşan Vesile-tün Necat, yani kurtuluşa vesile, kurtuluş vesilesi anlamındaki bizim anlayışımızla Mevlid-i Şerif'i nazmetmiştir. Mesnevi tarzında yazdığı bu kaside failatün, failatün, failün vezninde ve de bütün İslam aleminde okunur olmuş. Bu muhterem zat 1409 yılında bu Vesile-tün Necat'ı bitiriyor ve bize armağan ediyor. O tarihten itibaren de bütün kandillerde, önemli günlerde, dini günlerde ve vefat etmiş kişinin ardından da bu bütün dünyada yaygın olarak okunmaktadır. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin türbesinin önündeyiz. Bu türbede kaybolmaya yüz tutmuşken Bursa Eski Eserleri Sevenler Derneği'nin büyük uğraşları, gayretleriyle 1952 yılında yeniden inşa edilmiş ve Bursa Kemerli baldeken planlı yapısıyla ve Çekirge Bursa yolu üzerinde yer aldığı lokasyon itibariyle önemli bir mevkiye sahiptir.
1422 yılında vefat edince Süleyman Çelebi hemen yanı başımızdaki Yoğurtlu Baba dergahı, ki bugün mevcut değil, onun arazisine gömülür ve günümüze kadar gelmesine Eski Eserleri Sevenler Kurumu vesile olur. Mevlid-i Şerif, Tevhid, Veladet, Miraç, Merhaba ve Münacat olmak üzere birçok bölümden oluşmaktadır. Tabii bu 732 beytin tamamı günümüzde mevlidlerde okunmamakta ve farklı makamlarda artık yaygın bir şekilde de kültürümüze girmiş durumdadır. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin kaybolmaya yüz tutmuş türbesinden bahsederken 1952 yılında ayağa kaldırıldığını söylüyoruz. Tabii geniş çaplı bir ihale açılıyor ve 19 proje katılım yapmış ve aralarından bugün bu gördüğümüz Baldeken planlı Bursa Kemerli plan şemasına sahip olan türbe uygun görülmüş ve de gördüğünüz gibi inşa edilmiş. Az önce Mevlid-i Şerif'e başlarken bir de Tevhid bahsinin sonunda bir dua daha vardı Süleyman Çelebi Hazretleri'nin. Her kim bir duada buluna, Fatiha ihsan ede ben kuluna diye de bu bahri, bu bölümü bitiriyor Süleyman Çelebi. O halde biz de Süleyman Çelebi'nin bu beklentisine uyarak hem ona hem de onun nezdinde onun türbesinin makamının ayağa kaldırılmasında emeği geçen herkese bir Fatiha ihsan ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, biz Doğan hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, ama ondan da öte bize Allah Resulüne olan aşkını, muhabbetini anlatan, muhteşem bir eser bırakan, Vesiletün Necat ismiyle muhteşem bir eser bırakan, bugün insanlar arasında, Müslümanlar arasında Mevlid diye şöhret bulmuş bir eseri vücuda getiren, Ulu Cami ilk imamı, uzun yıllar Ulu Cami'de imamlık yapmış merhum Süleyman Çelebi'ye, Çelebi'yi bizler de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Taksiratını affetsin inşallah. Evet, ilk bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam buyurun, nerede kalmıştık? Evet. Buyurun oradan devam edelim. Teşekkür ediyorum. Süleyman Çelebi ile ilgili sözünüzü söylerken, Ulu Cami'nin ilk imamı Süleyman Çelebi'ye, Ulu Cami'nin son imamı Tahsin Karanfil hocamdan binlerce dua. Evet. Evet. Süleyman Çelebi tabii ki büyük insan. Allah mekanını cennet eylesin. Ben kaldığım yerden devam ediyorum. Cibril hadisiyle ilgili iman ihsan bölümünde biraz daha devamı aktarmak istiyorum. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in toplumun ahlak ve ekonomik yapısındaki iki olumsuz gelişmeyi kıyamet alameti olarak haber verdiğini görmekteyiz Peygamberimizin. Yani böyle affedersiniz toplumda hoş gözükmeyen şeyi, ama baldırı çıplak tabiri o şeyde ifadede geçtiği için söylüyorum. Metinde öyle geçiyor. Onların bina yalın yapmak, yalın ayak, evet, çöldeki çobanlık yapan insanların bina yapma yarışına girişmeleri, bunlar ekonomik bakımdan da hoş şeyler değil. Toplumun öte taraftan kişinin anasına, babasına, büyüklerine olan saygının şey yapması. Ne diyor? Kadının cariye durumuna düşürülmesi. Yani saygısız evlatların çoğalması ve annesinin, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve görkemli binalarda dolaşıp birbirleriyle yarıştıklarını görmen kıyamet alametlerindendir diyor. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zat gittikten sonra hani diyor ki kendisine, size dininizi öğretmek için gelmişti. Evet, dinimizi temel esaslarını bu
Ummul Hadis denilen Cibril hadisinde görüyoruz. İhsan meselesinin üzerine bir kez daha durmak istiyorum. Bu elimdeki nottan istifade ederek. İman, dinin inanç esaslarını kabullenmektir. İslam ise günlük hayatı dini emir ve yasaklara göre yaşamaktır. Yani İslam'ın şartları olan şeyleri, esasları hayatımıza geçirmektir. İman da o işi dimdik ayakta tutan direktir zaten. Efendim. Evet hocam, isterseniz bu o esaslar dedik ya, iman evet, esasları. Evet. Amelleri meydana getiren ibadetler, evet, oruçtur, zekattır, haçtır, namazdır. İsterseniz bir reklam arası verelim. Ondan sonra hem bir nefes alalım. Değil mi? Tamam efendim. Öyle yapalım. Tamam değil mi efendim. Sayın Hocam? Olur. Evet, olur efendim. Efendim bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrar beraberiz. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Evet sevgili hocamız, çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. Kıymetli seyirciler, Furkan suresinin bu son ayetlerinde Yüce Allah bize neler söylüyor, ne mesajlar veriyor, ne uyarılarda bulunuyor. Şimdi onlara bir kulak verelim. Kim de tevbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tevbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız, boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız, öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Cenab-ı Hak azaba düçar olanlardan değil, cennetinle, cemaliyle müşerref olanlardan eylesin inşallah. Amin. Evet, sohbetimizin, programımızın ilk bölümünde Ahmet Bayar hocamız da Cibril hadisini ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalıştık. Bu bölümde de yine Cibril hadisi içerisinde geçen namaz, oruç, zekat, ibadetler kısmını hocam, evet, kısa bir şekilde lütfen. Oldu. Buyurun. Efendim. Teşekkür ediyorum. Bütün ibadetlerin ana hedefi tezkiyeye katkı sağlamaktır. İnsanı temize çıkarmaktır. Arınmayı pekiştirmektir. Namaz her fuhşiyat ve münkerattan alıkoyan ve Allah'ın en büyük zikridir. Namaz insana sükûtu öğretir. Namaz insanı huşu ile kılındığında gerçek kurtuluşu sağlar. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ve le zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tesnaun. Ankebut suresindeki bu ayeti kerimede. Efendim bunun üzerine bir dakika durmak istiyorum. Tabii buyurun. Efendim namaz, şimdi ben bu ayeti hafızlığı İsmail Hakkı Tekkesi'ni yeni bitirdiğim zamanlarda bir de bunun şeyini okuyayım istedim, mealini. Bu meale gelince, buraya gelince burada deniliyor ki efendim namaz insanı her türlü kötülükten, bütün fuhşiyattan, münkerattan, Allah'ın ve Resulünün çirkin saydığı her şeyden çekip çevirir. Evet. Etrafıma bakıyorum. İnsanlar
namazlı, niyazlı, namaz kılıyor ama öte taraftan o tekkenin civarı pazar, 3 gün pazar duruyor orada, tabii, biliyorsunuz. Tabii tabii evet. Domates tartarken kese kağıdına koyuyor, altına çürükleri, üstüne sağlamları böyle daha alır almaz takılıyor. İnsanları aldatabiliyor. Yalan söyleyebiliyor, gıybet edebiliyor insanlar. Hocam, her türlü çirkinlikler. Benzetelim şimdi, sayın seyircilerimiz pek bazı bilmeyebilirler ama o pazarın hemen yanında da cami var. Orada bırakıyor, evet, önünü sıyırıyor, evet, doğru evet, camiye evet, gidiyor ondan sonra. Evet, ondan sonra oraya geliyorlar. İşte ona dayanarak diyorum. Evet, peki diyorum, bu adam bu kötülüğü, bu çirkinliği, bu kul hakkı yemeyi bırakamadığına göre bu namaz namaz değildir. Haşa. Allah namazı kılıyor ama namaz onu kılmıyor. Namaz onu kılmıyor. İşte mesele budur. Efendim, Cenab-ı Hak namaz bütün kötülüklerden korur buyuruyorsa, namaz namaz gibi kılınmalı, kötülüklerden korumalı insanı. Ve insanı huşuya, huşu ile kılındığında gerçek kurtuluşa götürecek ibadettir. Namaz dinin temelidir. Efendim, namaz gözümün nurudur buyuruyor Efendimiz. Evet, evet. Gelelim oruca. Hemen zaman darlığından dolayı fazla detaya dalmıyorum. Tamam. Oruç insana imsakı öğretir. Evet. Orucun sevabının ne kadar olduğunu melekler dahi bilmezler. Allah bilir. Es-savmi li ve ene eczi bihi. Es-savmi li, teşekkür evet. ederim. Es-savmi li ve ene eczi bihi. Evet. Hadis-i şerifi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinden dökülmekle beraber kutsi hadistir. Elbette, yani. Elbette. Efendim, öyleyse oruç tutarak biz ne diyor, mensame Ramazan'a imanen vahtisaben gufira lehu ma tekaddeme min zenbi. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa o kişinin geçmiş günahları da affolunur. Ya. Oruç insanı takvaya erdirir. Takvaya ermek üzere kalbi korumak için emredilen bir ibadettir. Her dinde vardır. Bidayetten nihayete. Efendim yani geçmiş dinlerde onu yanlış anlaşılmasın, her dinde derken elbette ki diğer dinlerde de vardır oruç ama farklı şekillerde. Tabii. Farklı şekillerde evet. Zekat bir bahsedilen o Cibril hadisinde bahsedilen şeylerden birisi de, konulardan birisi de zekattır. Kelime anlamı itibariyle arınma manasını taşıyan ve insanı her türlü pintilik, cimrilik duygularından temizleyen bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hassinu emvalekum biz zekati. Mallarınızı zekatla koruyunuz buyurmuştur. Zekat, Ahmet Davutoğlu hocamız vardı bizim İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde müdür idi. O merhum derdi ki, zekat fakirin elindeki ekmeğini alıp yemekle onun hakkı olan zekatı vermemek arasında günah bakımından bir fark yoktur derdi. Evet. Evet. Allah mekanını cennet eylesin. Zekat fakirin hakkıdır. Zekat verilecek yerlerin hakkıdır. Şeyinde zekat verecek kişinin de borcudur. Zekatı vermek suretiyle malını temizler kişi ve bu borçtan borcu ödemiş olur. İhtiyaç sahiplerinin önündeki engelleri kaldırmak için adeta tünel açarcasına, infak duygusuna erdiren bir ibadettir. Zekatın Ramazan'da verilmesi bir adet haline gelmiştir. Her zaman verilir ama Ramazan'da yapılan ibadetler, nafile ibadetler bile Ramazan dışında yapılan farz ibadetlere denk sevap elde ettirir insana. Sebep de dünya ve ahiret saadetimizi sağlayacak Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te inmeye başlamasından dolayıdır. Elbette. Elbet Kur'an. Kur'an üzerine çok durmak lazım. Elhamdülillah camilerimiz tıklım tıklım dolu oluyor şey olarak mukabelelerle, cıvıl cıvıl gençler, yavrular Kur'an'lar okuyor her hocam, şeye rağmen. Hocam bir de yani sevgili seyircilerimize burada ben bir seslenmek istiyorum. Evet. Ramazan geldiğinde biz tersine çeviriyoruz her şeyi. Gece kaim, Gündüz uykudayız. Orucun yarısını uykuya tutturuyoruz. Gündüz naim. Naim. Şimdi sevgili seyirciler, yani elbette gece kaim olacağız ama biraz da naimle, uykuyla geçirelim ki
sabah namazına kalkıp, sahurda kalkıp camiye gidelim. Teravihlerde camiler nasıl doluysa sabah namazında da o şekilde doldurmamızda fayda var. Hocam siz bitiremediniz ama bizim süremiz bitti. Bir de hacla ilgili bir şey söyleyebilseydim. Çok kısa hocam, duaya geçeceğim çünkü. Evet, bir cümle hemen. Evet, hac bir İslam'ın en son emridir. İslam'ı kemale erdirmiştir. Evet. Hac yapmak suretiyle de mümin kemale erer. Evet. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Ahiret için azık hazırlayın. Efendim, azıkların en hayırlısı efendim takva azığıdır. Ama ben şunu söylemek istiyorum, müsaade buyursanız. Hac kendisine farz olan kardeşlerimiz mutlaka yolunu bulup hac yapmaları lazımdır. Evet. Vellahi alennâs. Evet. Diyor ki bizim Cengiz Bey ya. Kardeşimiz, kendisini dua ile hocamız dua ile anıyoruz. Efendim sakın gelme oyuna diyor bak. Evet. Şeytan der hele dur. Kız bir evlensin. Şu oğlan tamam. Askere bir tamam. Gidip gelsin. Evet. Efendim. Evet. Torunların yaşı biraz yükselsin. Kabe kaçmadı ya, bir gün gidersin. Efendim namaz borçlarını toptan ödersin. Tamam. Amen. Efendim hocam, burada bitirelim. Burada bitirelim. Evet. Kısa bir dua ile. Buyurun. Muhterem seyirciler, bu akşam da sohbetimizin, programımızın sonuna geldik. Her akşam olduğu gibi bir dua ile taçlandıralım ve noktalayalım. İftara yaklaştığımız saatlerde. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya rabbel alemin. Dua vakti olan şu zaman diliminde el açtık, boyun büktük. Ya Rabbi, affımızı talep ediyoruz. Huzurundan bizi affetmeden boş çevirme Allah'ım. Tuttuğumuz oruçların yüzü suyu hürmetine, şu mübarek Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine, içerisinde indirilen Kur'an hürmetine, Kur'an'ın kendisinde indirildiği Kadir Gecesi hürmetine, duamıza icabet et, bizleri affeyle, oruçlarımızı kabul eyle, geçmişlerimize rahmet eyle. Lillahil Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا